sünnet Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in de sardığı sarığı kafaya sarmak değil. Kafaya Yahudi kippası koymak değil. Sünnet sırtına Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in cübbesi gibi cübbe takmak değil. Sünnet suratına yine Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in de suratında olan sakaldan sakal koymak değil. Sünnet yeme tuzla başlamak değil. Sünnet koku sürünmek değil, parfüm kullanmak değil. Sünnet Allah Resulü'nün acısından acı taşımak, sancısından samcı taşımak. Yani insanlığın acısını omuzlarına alıp belini iki büklüm halde Allah'a sığınmak ve insanlığın yükünü taşımak için Rabbinden yardım istemek. Budur işte. Hocam sünnet Kur'an'a göre yaşamak değil mi? Aynen. Ne yapacağım? Yapacaklarım burada. Kur'an'a göre yaşamak, Kur'an'ın mesajını taşımak. İletmek, aynen, anlatmak. Ne güzel sünnet ya. Allah Resulü'nün bıraktığı tek miras olan ve sünnetullah olan bu kainatın üzerinde yükseldiği bu yasaları keşfetmek. Onun için alın teri dökmek, yürek teri dökmek, zihin teri dökmek, göz nuru dökmek, ömrünü adamaktır. Sünnet budur aslında. Sünnet herkes gibi giyinmektir. Mescide oturduğu zaman hanginiz peygamber dedirtmektir. Sünnet milletin içerisinde görünmek için binbir şaklabanlık yapmak değil. Evet. Milletin içerisinde onlarla beraber olabilmeyi bilmek. Eyvallah. Sünnet vefatından 3 gün önce Ayşe bizim evde bir 3 dirhem vardı, 7 dirhem eyvallah vardı. Ne oldu Ayşe o dediğinde eyvallah duruyor ya Resulallah. Eyvallah. Ne yani? Şimdi bizim evde paramız mı var? Ya. Ayşe eyvallah onu hemen tasadduk et. Ayşe şu paradan kurtul demektir hocam. Onun arkasından da sünnet. Kızım Fatıma, peygamber, Allah babam Allah peygamber diye güvenme. Kendini amellerinle, eylemlerinle, kendi yaptıklarınla Allah'ın elinden kurtar. Vallahi yarın senin içinde bir şey, yani sana torpil geçemem diyebilmektir. Sünnet bu işte. Sünnet. Sünnet budur. Evet. Sünnet, dağın tepesine kadar yürüyüp, artık oradan öte yol yok. Yolun bittiği yerde korkma ey Ebu Bekir. Üçüncüsü Allah olan iki kişiye kim ne yapabilir ki? Sünnet, müşrik biri olup olmadığına bakmadan en uzman kişiyi Abdullah bin Ureykıt'ı Medine'ye hicret ederken kafileye yol rehberi olarak almaktı. Müşrik biriydi Abdullah bin Ureykıt. Anlatabiliyor muyum? Yani sünnet emaneti ehline vermektir. Bu da bir emanetti. Ve o emanete layıktı. Müşrikti ama güvenilirdi. Mümin olup da güvenilmez olanların nereleri çınlasın onu da siz söyleyin. İşte buydu. Sünnet. Yani sabaha kadar sayarız biz sünnet, bu sünnet. Sünnet eşi Ayşe'nin deveye binerken dizini ayağının altında koyup Ayşe bunu yap. Bas ya Hafsa. Ya. Eyvallah. Değil mi? Hafsa. Hafsa mıydı Hafsa efendim? Pardon. Evet. Evet. Demek ve onun ayağını dizine. Yani bugün araba olsaydı kapısını herhalde bak, Allah Resulü açardı. Elbette efendim. Eşine. Açıp geri kapatmadı. Buyur. Eyvallah.